Şuradan bir kişi alır mısın? Al işte. Bu da 65 yaş üstü. Bu da derken? Minibüstekilerin hepsi 65 yaş üstü. Teyze, sen bu kimlikte açıksın. He, yeni karar verdim kapamaya evladım. E gözler kimlikte ela. Gölgede siyah. Kaşlar burada ince. Bu yaştan sonra kaşla mı uğraşacağım evladım? Saldım gitti. Sen şu yüzünü açsana bir. Olur mu öyle şey evladım? Ne mahrem var? Aç sen aç. Tüy yazıklar olsun sana. Utan utan. Siz de açın lan yüzünüzü. Olur mu öyle şey evladım? Açın lan. Yazıklar olsun lan size. Yol parası vermemek için kadın kılığına girmişsiniz. Sen de her gün 40 TL gidiş geliş yol parası verseydin sen de belki bu kulağa girerdin. Hadi bir... Hadi biz yol parası vermemek için kılık değiştirdik. Şoför niye değiştirdi? Ehliyeti belli koydular. Ben de mecbur annemin ehliyetini kullanıyorum. Şuradan bir kişi alır mısın? Hayret, ilk defa biri beni kandırmadı. Ulan hadi biz otobüse para vermemek için kılık değiştirdik. Sen niye kılık değiştirdin? Ben sizin kadar karaktersiz biri değilim. Rahmetli annemin maaşını çekmeye gidiyorum. Maaşını çekecektim. Sabahat son surat mı? Evet. Sabahat Hanım öldü diye biliyorum. Allah Allah, nereden biliyorsunuz? Karşı komşusu Osman Bey'im ben. Ben de Osman Bey'i öldü diye biliyordum. Siz kimsiniz? Sebahat'ın oğlu, ya siz? Osman'ın kızı. Osman Bey, şuraya bir imza atmanız gerekiyor. Hemen atıyorum müdürüm. La bu Arif değil mi? Yazıklar olsun sana be. Rahmetli annenin maaşını çekmek için karı kılığına mı girdin? Bana diyene bak. Ölen halanın yerine geçip müdür olmuşsun lan. Buyurun çayınız Osman abi. Teşekkür ederim Nedime Hanım. Nedime Hanım ölmedi mi ya? Çaktırma müdürüm. Nedime Hanım'ın oğluyum ben. O değil de güvenlik Haydar nerede? Buradayım müdürüm. Lan bu da kim? Güvenlik Haydar müdürüm. Ulan hepsi tamam da bu çok dikkat çekiyor be. Buyurun Sabahat Hanım maaşınız. Teşekkür ederim Osman Bey. Ulan evden utanarak çıktım, benden daha beterleri varmış. Kan yalınca kimliğini versene, hastaneye gideceğiz. Lan ne isteyesiniz benim kimliğimden? Ya Daniel amca, hani 65 üstü hastaneler para alıyor ya ondan. Tamam da oğlum, benim kimliğimden zaten 3 sefer doğum yapmışsınız. Doğrudur. 2 defa safra kesesi ameliyatı olmuşsunuz. Ya adamda bir tane safra kesesi var. Bu nasıl oldu? He valla haklısın. 3 defa da apantist olmuşsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ben anlamadım valla. Benim oğlanı sünnet ettirip söz bir daha kimliğini istemeyeceğim. Al hadi al. Lan kayıtlarda 2 sefer sünnet olmuş görüneceğim. Allah razı olsun Danyal amca. Danyal Topatan. Merhaba hocam. Ben hastanın yakınıyım. Şikayeti neydi Danyal Bey'in? Sünnet olacak hocam. Biraz erken getirmediniz mi? Anca ikna edebildik hocam. Hasta nerede? Burada hocam, burada. Gel lan. Bu 65 yaşında mı şimdi? Hiç göstermiyorum değil mi hocam? Ya siz niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Hocam durumumuz yok ya. Halden anlayın işte. İyi de sünnetten ücret alınmıyor ki. Erken randevu alabilmek için böyle bir şey yaptık hocam. Sen ver çocuğun kimliğini. Zaten sırada kimse yok. Buyurun hocam. Ben yalancanın kimliği boşa gitmesin. Ben de kendime bir randevu alayım. Bekle beni burada. Çok acıyacak mı? Kesin canlarız. Al işte. Sünnet olacağım dedi. Basır ameliyatından randevu almış. Benim bu hafta içinde 3 tane basır ameliyatı randevum var.